Sana dalarsam öldürürüm diye tutuyorum kendimi. Ama daha fazla tutamayacağım Can. Bu daha başlangıç. Filmin en güzel sahneleri enişten bu durumu öğrendiğinde başlayacak. Abi yapma. Ay bu çocuk bir delilik yapmış olmasın? Biliyorsun intihara da meyli var. Bence biz hemen polise gidelim. Dur Gülbahar, dur acele etme. Tekin bu. Şimdi haber veririz, ortaya çıkar, rezil olur. Halının içinde ya ayılırsa? Ya ayılırsa ben inerim cücüğüne, basarım cücüğüne. Tekrar bayıltırım ya. Hadi, hadi saralım götürelim, hadi. Hadi yiğitler. Hadi, hadi bakayım. Oo, iyi akşamlar beyler. İyi akşamlar. Hayırdır? Can, vişne suyu döktü halının üstüne de aşağı indiriyorum kendini yeşim yıkasın diye. Çok mu ağır üçünüz birden taşıyorsunuz? Yok ya, yok. Bunlar var ya, çok genç ama bunlar içi geçmiş. Yardım istediler, ben de yardım ediyorum Ferdi. Hatırlıyorum. Evet evet, her şeyi hatırlıyorum. Bakın Mesut Tekin, çocukları da çağırdık. Lütfen konuşup halledelim şu işi. Matmazel, buralarda bu işler konuşarak halledilmez. Sen karışma. Dayıcığım ne olur yakma beni ya. Elim kimseyi yaktığım yok. Madem bu herifle berabersin, bunu enişten bilecek. İşte o. Bu arada seninle de sonra hesaplaşacağız. Lütfen Mösyö Tekin, hatırım için gitmeyin. Lütfen. Bu ailevi bir mesele. Sen karışma Sibuple. Sen de düş peşime, bu olanları bir bir anlatacaksın enişteme. Mati! Mesut Tekin! Ne? Ben iki gündür Matmazel'de miyim? Evet Mesut Tekin. Süpermiş. Ben niye bir şey hatırlamıyorum? Çünkü rüya gibiydi. Ne? 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 Yapma ya. Ne yapıyorsun sen? Sizi kurtarıyorum. Bu dingille iki gün rüya gibiydi ha. Biz Mösyö Tekin'le aşk yaşıyoruz. Matmazel, benimle evlenir misin? Oy. Allah değil mi dedi bu? Ay rüy dedi, rüy dedi. Aman maşallah, maşallah. Yalnız bir şartım var. Heh, Avrupalı bir şart koymadan bizde bir şart mı zaten? Nedir senin şartın Matmazel? Hepimizin Hristiyan olması mı? Bunların tek istediği bu zaten. Saçmalamayın Mösyö. Aksine her şey tam sizin adetler göre yapılacak. Kız istemeye bohça, kina, nişan, tam bir Türk düğünü olsun istiyorum. Hiçbir şey eksik istemiyorum. Şu sözü kazasız belasız bir keselim de. Sen niye bu kadar meraklısın bu evliliğe ha? Sen damadın kankası mısın? Sana ne oluyor Juan? Halay başı mı olacaksın? Sana ne oğlum? Lafı uzatmaya gerek yok. Bu gençler birbirlerini beğenmişler. Biz de Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Matmazel'i buna istiyoruz. Oğlumuz ne işle meşgul efendim? Zorlama muhtar, durumu biliyorsun. Vereceksen ver. Kim bu münasebetsiz? Ben hemen açarım. Merhaba, bu olayı Nermin Becan'a teslim etmemiz gerekiyor.
Nermin Hanım da buradalar ama. Ne oldu Johnny Rose? Halınız gelmiş. Anneciğim anca temizlendi herhalde. Tamam da ben şimdi uğraşamayacağım onunla. Şu corner'a bıraksınlar canım. Corner diyor. Gel abi. Hadi muhtar. Verdim gidi verdim. Hadi bakalım. Congratulations mademoiselle. Merci. Tebrikler. Bakalım. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yapma be. Yapmayın çocuk. Babana söyle çocuk. Çöpler bundan sonra 3 Eylül atılacak. Çöpümü istediğim yere atarım. Ah Avrupa. Para için yapmam çocuk Mehmet Ali, anlar. Ah Avrupa, ah. Can, Brüksel'den gelir alacağız değil mi oğlum? Türk kızlarının suyu için. Seçimle geldim, seçimle giderim kardeşim. Ah Avrupa, ah. Kokorecimi, damardan tuzlamamı, işkembemi, mumbarımı vermem. Ah Avrupa, ah! Ne işler açtın başımıza? Avrupa'ya mührümü basacağım kardeşim. Şimdi sen düşün Avrupa. Tekin! Şu Türkler çok garip insanlar. Mesela başka hiçbir dile döndürülemeyecek, bu iş karakolda biter. Çarşı pazar karıştı, buyurun cenaze namazına gibi deyişler var. Bu deyişler neden kullanıyorlar? Çünkü ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü bazen işler çok büyüyebiliyor. Ve inanılmaz, akıl almaz çekim güçleriyle hiç alakanız olmayan işlere sizi karıştırtabiliyorlar. Jetem, manamuz. Bonjour, Monsieur Tekin. Buyurun, pasaportunuz. Benim pasaportum sizde ne işi var? Dün çaktırmadan aldım. Niçin? Çünkü size bir sürprizim var. Ah, Monsieur Tekin, daha fazla sürpriz kaldıramıyorum. O zaman bir yere sıkıca tutun, matmazel. Ne yaptınız, söyleyin. Bugün belediyeye gidip yıldırım nikah için başvurdum. Yani 5 gün içinde köyümde şenlik var. Ne? Evleniyoruz. Ah. Ama ben dedim sana bir yere sıkıca tutun diye. Sinirlerim çok bozuk Gülbahar. 2 gündür kötü kötü rüyalar görüyorum. Rüyamda Tekin'le Matmazel'i evlenmiş gördüm. Ben de papaz olarak nikahlarını kıyıyorum. Kabusa bak ya. Ben kabus gördüm diyorum, siz gülüyorsunuz. Bu kadın bize gelin olamaz. Bunu kardeşine söyle Gülbahar. Ay kadın Fransız diye amma abarttın Ferdi. Yesene çocuğum yumurtanı. Bu kadın bizim özel hayatımızı Avrupa Birliği'nde dizi film yapar. Ajan o. Ajan değil ama babama katılıyorum. Dayımla ikisi ayrı dünyaların insanları anne. Aferin Ferdi. Kızına ne güzel örnek oluyorsun. Yesene çocuğum yumurtanı. Anne bağırmasana ya.
E madem sevmişler birbirlerini, bize laf söylemek düşmez. Sevenlerin arasına girilmez Ferdi. Hmm. Ha, mesela bu çok doğru bir laf. %100 katılıyorum ben. Bonjour. Bonjour yok. Günaydın diyeceksin. Selamun aleyküm diyeceksin. Ne demek bonjour be? Yapma gözünü seveyim enişte ya. Şu mutlu günümde birbirimizi kırmayalım. Yıldırım nikah için gün aldım. 5 gün sonra matmazelle evleniyorum. Ne? Ne oluyor ya? Az önce matmazel de bunun benzeri bir tepki verdi. Hatta kadın bayıldı. Ayılttım ama anlamadım. Ne oluyor ya? Ay ne bileyim çocuğum, böyle birden ani olunca şaşırdık de. Ay ben çok sevindim, ay yavrum. Ben hiç sevinmedim Tekin. Tebrik ederim oğlum. Düğüne sadıç olacaksa ben senin sadıcın olurum dayı. Sadıç yok. Bizde sadıç madıç olmaz. Bak siz evlenmeden çocuk geleneklerini şaşırmaya başladı. Bu kız bize göre değil Tekin. Bize göre olmasına gerek yok ki enişte. Bana göre olsun yeter. Neredesin Can? Günaydın. Günaydın. Sırtma. Sırtacak bir durum yok. Ne oldu ya? Dayım gün almış, 5 gün sonra matmazelle evleniyorlar. Ne? Ya. Can? Ne oldu oğlum? Ne yapacağız peki? Bilmiyorum, bilmiyorum. 1 saat sonra matmazelde buluşalım. Tamam. Nermin, izin ver şu Karatay diyetine başlayayım. Bak kadın et yiyin diyor. Kolesterol, molesterol hikaye diyor. Çivi çiviyi söker diyor. Sen zaten 40 yıldır bu diyeti yapıyorsun Mahir. Demek ki sende işe yaramıyor. Ya Nermin'im, her gün ot yenmez ki. Yok salsalar süt veririm vallahi. Sen de bağırmıyorsun Cuan. Hiç anne ya. Gül, matmazelle Tekin abinin 5 gün sonra evleneceğini söyledi de ona şaşırdım. Ne bu samimiyet Gül'le, ben anlamadım ki. Ne samimiyet anne? Ders saatini konuşuyorduk. Arada lafı geçti. İyi de sana ne? Sen niye şaşırıyorsun oğlum? Vay be, tokatçı Tekin'e bak. Daha iyisini bulamam diye kuzu kapama yapıyor kızı. What? Kuzu kapama ne demek Mahir? Sabah sabah gro gro konuşup kahvaltının ortasında delirtme beni. Affedersin hayatım. Et yemediğim için kafam çalışmıyor işte. Bilakis. Fazla et yemekten, protein yüklemesinden beynine kan gitmiyor senin. Kuzu kapamaymış. Unbelievable. Yine ne var Neşet ki? Ama artık bana habire gelinlik moda gönderip durmayın. Ne haber Maticiğim? Çok iyiyim Gül, teşekkür ederim. Hayatımın aşkıyla evleniyorum. O kadar mutluyum ki gelinlik model bakıyorum. Çok özür dileriz matmazel. Biz Tekin abinin bu kadar hızlı olabileceğini tahmin edemedik. Öyle mi? Eh ne yapalım? Ben de evlenirim be Can. Merak etme matmazelcim. Herkese her şeyi açıklayacağız. Bu işi başıma siz sardınız, siz çözeceksiniz. Bugün aileler bütün durumu anlatacaksınız, tamam? Benden bu kadar. Efendim, Avrupa Birliği mevzuatına göre hayvan naklederken resmi veterinere, yolculuğun başlama ve bitiş zamanına, yeme, içme, dinlenme yerlerini bildirmek zorundasınız. Bak muhterem, af buyur, hayvanın bile ne kadar refahını düşünmüş adamlar. Ya. Bonjour muhterem. Bienvenue canım da işim var, meşgul etme. Çok fazla kalmayacağım. Haftaya perşembe matmazelle evleniyoruz. Aman o güne program yapma, nikah şahidim sensin. İyi misiniz? Down.
Annem dedi sabah dedi, Ferdi dedi, insanlar dedi birbirlerini dedi sevmişler dedi. Seven insanların arasına girilmez dedi. Aslan annem benim sözün eri kadındır. Babama böyle böyle anlatır her şeyi. Oh, bizim arkamızda da durur artık. Tabii ya, nedir yani? Annem de komşu kızıymış zaten. Babam kimle evlenmiş? Komşu kızıyla. Anlar beni. Anneme de anlatır. Ne kasıyoruz kendimizi bu kadar ya? Hiç yani. Hadi kalkalım anlatalım durumu. Gidiyoruz. İsmet, hesap abi. Bence biz 5 dakika daha oturalım ha. Yani bir soluklanalım değil mi? İsmet, sen birer kahve daha getir bize abi. Oğlum, 4 keredir hesap istiyorsun. E ne zaman kalkacaksanız o zaman isteyin hesabı. Hakikaten 4 oldu mu ya? Haklı yani. Daha bunlar sormadı. Ay. Ferdi. Hı? Tekin'in düğünü için yer bakmamız lazım. Ne düğünü? Ne demek ne düğünü? Erkek tarafı değil miyiz? Düğün yapmayacak mıyız? Giderler nikah dairesine. Atarlar imzayı. Oldu bitti ya. Ay Ferdi olur mu öyle şey? Fransa'dan gelin alıyoruz. Rezil oluruz. O zaman söyle kardeşine bir yer baksın. Bana ne ya? Ay onun maaşıyla köşedeki tostçuda düğün yapar ancak o. Ona da o yakışır. Bana güvenerek mi evleniyor Gülbahar? Allah Allah. Ay bir limonata pasta. Gülbahar, ben o paraları Tokatçı Tekin'in düğününe sponsor olmak için kazanmadım. Konu kapanmıştır. Hadi eyvallah. Benim kardeşim sahipsiz değil. Sen yapmazsan ben yaparım o düğünü. Ağlaş. Ağlaş. Başım. Lan be muhtar. Sana ne sana ne sana ne ne var ne var? Ne bağırın ya ama? Şey muhtar, biz Ralf'a bebek odası bakmaya gidecektik de yani öyle 2 saatçik idare edebilin bizi. Ya ne yaparsanız yapın. Bana ne? Ha? Bana ne? Yalnız bırakın beni. İyi ya, apartmanın bir ihtiyacı olursa diye söyleyelim dedik. Ali, yemişim apartmanını, ihtiyacını, kapıcısını, canını, gülünü, bu adaletsiz dünya yemişim. Yemişim, yemişim, yemişim. Muhtar, dur, dur. Hey muhtar, dur. Nedir yaptık? Muhtar, hey, kime söylerim? Matmazel, eğer düğünden evvel bir ihtiyacınız olursa lütfen bana söyleyin. Bunlar birazcık grow'lar biliyorsunuz. Sizin ihtiyaçlarınızdan anlamazlar. Merci madam. Yani onlar şampanyayı, camembert peynirini falan bilemezler tabii. Ay sonra bize öyle ürük asit gibi limonatalı, kuru pastalı, böyle şantörlü bir düğün kakalayı verirler. Hiç önemli değil madem. Matmazel siz biraz mahzun görünüyorsunuz. Gören de sizi zorla evleniyorsunuz sanır. Mahzun değil de biraz şaşkınım diyelim. Ailenize haber verdiniz mi? Onlar versem de gelemezler madem. Şimdi anladım ben. Gurbette bir başına gelin olmak zor tabii değil mi? Ama merak etmeyin matmazel. Onlar erkek tarafıysa biz de kız tarafıyız. Don't worry. Bundan sonra Nermin gücü yanınızda olacak. Onlara ezdirmem sizi. O krallara matmazeli ezdirmem. Sponsor olamazmış. Aile içi dayanışmanın adı ne zamandan beri sponsorluk oldu Ferdi Bey? Ben bu altınlarla kardeşim için elimden ne gelirse yaparım artık. Kimsenin ağzına laf vermem. Annelerin en güzeli, en şekeri, en tatlısı nasılmış bugün? Hiçbir arkadaşına gidemezsin. Hakkını doldurdun. Ya anne içimden geldiği için öyle dedim Allah aşkına. Hem benim seninle bir şey konuşmam lazım. Ha, şimdi konuşamayız, benim çıkmam lazım. Hemen çıkmasan? Tamam hadi söyle çabuk. Öyle ayak üstünde konuşulacak bir konu değil. E tamam gideyim geleyim o zaman öyle konuşuruz. Çok önemli ama anne. Ne oldu sen de mi evleniyorsun? Ne evliliği anne ya? Niye evleneyim ben 18 yaşında? Dayın evleniyor ama baban hiçbir işle uğraşmadığından sağ olsun bütün iş bana düştü. Dolapta ıspanak var, ısıtır yersin.
Öf anne ya, öf anne ya. Altını çok açma, kısık ateşte ısıt. Çok önemli. Can. Can söyleyebildi mi acaba ya? Üf, artık birimizden biri söylese de şu işkence bitse Allah'ım, bitse. Bana bak Mahir, Matmazel'e söz verdim. Bundan sonra biz kız tarafıyız. Söyle o kırı ortağına, anlı şanlı düğün isteriz. Düğünden önce kokteyl prolonge isteriz. Zaten kakalıyorlar Tekin Artığını bize. Kızımızı ezdiremeyiz Mahir. Avrupa'ya kendimizi rezil ettiremeyiz. Ettiremeyiz tabii, nerminlerin nermini. Hadi Mahir, sen sokatılmamış saf bir kabzı malsın. Ve tam anlamıyla Anadolu insanısın. Ülkemize gelmiş yabancı bir misafire yüz çeviremezsin Mahir. Showtime, göster kendini kocacığım. Sen hiç merak etme Nermin'lerin Nermin'i. Tamam yavrum. Kocamış aslan, nereyi tuttun bakayım düğün için? Sana ne? Zaten davetli değilsiniz. Tutmadın değil mi bir yer? Tutarım tutmam. Sana mı soracağım? Rezil edeceksin bizi elin Avrupalısına. Kız memleketine gidip bana bir düğün bile yapmadılar diyecek. Milletimizin şanı, şerefi iki paralık olacak senin yüzünden. Yazıklar olsun sana be. Herkese merhaba. Merhaba oğlum. Baba seninle önemli bir şey konuşabilir miyiz başka? Ne konuşacaksın? Tam zamanında geldin. Al şu babanı götür buradan, yoksa elimde kalacak. Ha Aysel, bizim bir oğul Sultanahmet'e yeni bir otel açtıydı. Bana onun adresini bul. Düğün için müsait mi diye bir bakayım. Ferdi kümeden çıkamadı. Avrupa'da ülkemizi biz temsil edeceğiz. Sen kimsin be? Kız tarafıyım Ferdi. Memleketimize misafir gelmiş, gelinimizi biz sahipsiz bırakmayız. Baba, ne? Konu önemliydi. Tamam, koşun. Ha, getirdim, tamam. Şimdi ben salonu ayarlamaya gidiyorum. Siz de pek delikanlı işi değil ama işte oturur masa düzenini yaparsınız. Efendime söyleyeyim, bana bildirirsiniz. Bacım, ha, önemli bir şey konuşacağım. Konu önemliydi ya. Tamam, tamam, konuşuruz. Ağzına düşeceğime en kral yeri ayarladım ben. Baba, olgun diyeceğiz. Baba! Sen bana haber vermeden nasıl düğün salonu kiralarsın Gülbahar? E düğün yapmayacağım dedim Ferdi. Yahu ben her esip gürlediğimde yağmur mu yağıyor? Ben de şimdi otele kaparo verdim. Ne olacak? Hem sen bu düğün salonu kiralama parasını nereden buldun? Hı? Altınlarımı sattım. Ne yaptın? Ne yaptın? Ya onlar bizim vallahi billah sulası Gülbahar. Efendim? Efendim Nermin Hanım? Evet. Buyurun. Toplantı mı? Ne? Düğün. Düğünle sizin ne alakanız var? Kız tarafı mı oldunuz? Ne korkacağız canım, ne korkacağız? Konuşuruz, tabii konuşuruz. Konuşuruz. Buyurun gelin gelin, burada konuşalım ama, burada konuşalım. Evet, bekleriz tabii. Bir kere erkek tarafı biziz. Mahir Bey gidip niye salon bakıyor? Benim kocam en kralından tuttu salonu zaten. Tabii. Oldu. Konuşuruz. İyi günler. İyi günler Nermin Hanım. Sırf Mahir'e inat olsun diye tuttun değil mi o salonu? Benim lafımın hiçbir hükmü yok. Öyle veya böyle. Tuttuk mu tuttuk. Parayı verdik mi verdik. Zaten ciğerim yanıyor. 1000 avro be. 500 avro da ben verdim. Ya biz paraları saçıyoruz. Herif ortalıklarda yok. Gül. Gel kızım, ne konuşacaktın sen benimle? Söyle bakayım. Hiçbir şey. Önemli değil anneciğim. Siz bir sakinleşin. Biz zaten seninle sonra konuşuruz. Babacığım. Yes, buyurun. Merci. Evet, düğünden önce kokteyl prolonge isteriz. Kokteyl orange ne be? Orange değil, prolonge. Ayda ismini bile söyleyemiyorlar. Neyse onu biz yaparız efendim, problem değil. Tam olarak ne yapmamız gerekiyor hayatım? Sen 2 kasa Fransız şampanya sağ, gerisine karışma Mahir. Oo, tamam hayatım. Gelin ve damat salona Patrice Rose ya da Celine Dion eşliğinde girecekler. Ya ben aslında orası için jötem ille de jötem diye düşünmüştüm. Hani
iki kültürü birden temsil ediyor ya, o manada. Ama tabii siz nasıl isterseniz. Neyse, düğünde yarım saatten fazla göbek atılmayacak. Hala ise kesinlikle yasak. Aa, sana ne be? Kardeşimi evlendiriyorum ben, istediğim kadar oynarım. Nikah düğünün yapıldığı yerde kıyılacak, salonda değil. Konuklara da ana yemekte habire tavuk dayanmayacak, içki ise sınırsız. O kadar küçük adam değiliz herhalde. Ayarladık o kadarını. Başka? Diğer isteklerimiz ise kağıtta yazılı zaten. Bu ne böyle ya, rehine kurtarma operasyonu mu? Sizin bizden bir isteğiniz var mı kız tarafı olarak? Var. Buyurun. Kınayı yapmanızı istiyoruz kız tarafı olarak. Kına mı? Ay ne banal. Adetimizdir. Madem kız tarafısınız, yapmak zorundasınız. Okey, okey. Organizasyonu ben yaparım. Artık siz kınayı nerenize isterseniz oranıza yakabilirsiniz. Ay, heyecanlandı. Tabii alışık değil bizim adetlere. Alışık değilse siz de zorlamayın efendim. Yok, yok. Aşkımdan hastalandı biraz. Mühim değil, paniğe gerek yok. Kız ve erkek tarafı frak giymek zorundadır. Bu ne demek be? Siz manyak mısınız Nermin Hanım? Bana bak, doğru konuş benim karımla. Sen bir sus be. Mahir, aa. Cibriyetsiz penguen. Rahatsız mı oldun ulu dingi? Evet, rahatsız oldum. Ne var lan? Ne var? Ortamı gelmiyor. Ne var? Ne var? Uğraştık ama güzel oldu. Oğlanın odası benim değil. Hepimiz bir de nasıl sığışacak Mehmet Ali o odanın içine? Biz nerede yatacağız? Ne bileyim. Ya salonda birazcık sıkışacak. Ne yapalım? Ben öyle sıkışık tıkışık ya da çocuk mocuk büyüdüm ama söyleyeyim sana. Ne yapayım Yeşim Hanım? Şimdi apartmandan daire kiralayayım. Çocuğun babasısın. Sen düşüneceksin artık. Buldum. Ne? Depo. Depo olur. Depo? Ha? Depodan mı büyüteceğim ya çocuğumu ben? Yok ya öyle değil. Depoyu boşaltırsak, aradaki duvarı yıkar, eve katarık. Bir odamız daha olur. Olur değil. Dur ben bir gidip bakayım, depoya da geleyim. Dur. İnşallah matmazel gerginliğin geçmiştir muhtar. Oğlum söz konusu. Arıza çıkarırsan seni yakarım. Şimdi tekrar ediyorsun Maticim. Hadi. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Hadi Mati. Dırırırım. Yüksek yük. Hadi. Çok güzelmiş ama söyledim sana Gül. Ben kına gecesi istemiyorum. Ya matmazel bak içim kan ağlayarak da olsa söyleyeyim. Aslında biz bu geceyi lehimize çevirebiliriz. Nasıl? Bak, kına gecelerinde insanlar duygusal olurlar. Hı. Erkekler bir tarafta olur, kadınlar bir tarafta olur. Herkes bir araya gelmişken patlatırız bombayı, bir kere de hallederiz bu işi. Ya olmadı, ben alırım keseri, girerim bu tekinin kellesine. Tamam kendimi yakarım ama sizi kurtarmış olurum, ne yapayım? İyi, haber verin, yapıyoruz o zaman kinayı. Ama Nermin Hanım hepsi kırmızı, bir tanesine karar verin ne fark etmez. En az gri görüneni seçmeye çalışıyorum matmazel. Bu etnik eziyet süresince ben seni kollayacağım merak etme. Bir Avrupalı, Avrupalı'nın sesinden ve gönlünden anlar. Sen güven bana. Mati, araştırman için süper fotolar çektim. Bak, bak şimdi. Ay, matmazelin araştırması için deney mi yapıyoruz kızım? O resimleri aile albümüne koyacak, ileride çocuklarına gösterecek. Değil mi matmazel? Matmazel Kına'nın kaç gün çıkmayan bir şey olduğunu öğrenince sayenizde hepimizden nefret edecek Rose Bahar. Ay bizden senin yüzünden nefret etmediler ya, hiç etmezler. Sen hiç üzme kendini. Bunlar güzel adetler matmazel. Hadi sen de git Aysel'e yardım et bakalım. Ya ben niye yardım ediyorum? Üstüm başım batacak. Yeşim abla yardım etsin, o yok mu? Yok. Kendisi ay biraz rahatsız ama adresi gayet iyi biliyor. Gidiyor musun? Fırlatayım. Tamam, tamam. Allah Allah. Yakında yıldız fırlatacaksın anne. Apartman ninjası mısın Nesin ya? Ben anne ya, apartman ninjası. Kınazlı Gülbahar abla. Aa, hadi, tamam. Gül,
sen müziği hazırla. Ayşer, kına sende. Nermin Hanım, gelini ört. Örtüyorum. Tamam, hadi başlıyorum. Hadi bakalım. Alayım matmazel. Damat da kına yakar mı? O tipsizlikle seni aldı ya. Bir tarafına yakar biraz herhalde. Nermin Hanım, sen de yakacak mısın bakalım kına? Ben kına kullanmıyorum, no. Etrafında bir tur dönerim, olur biter. Avrupalısın ama bakıyorum her türlü adeti de biliyorsun. Hı hı. İki taşı birbirine sürttüğünde ateş çıkacağını da biliyorum. Ama bu çağda çakmak kullanmayı tercih ediyorum. Aramızdaki fark bu Rozbahar. Matmazel'cim sen Nermin çakmak taşı aldırma. Bu adetler güzeldir. Aa, ışıkları söndürmedik. Işıklar, ışıklar. Ay heyecanlandım. Hadi gelin, gelin. Hadi. Sıraya giriyoruz, sıraya giriyoruz. Tek sıra halinde. Ha. Tamam, arkama gel. Evet. Tamam, hadi. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır. Hadi, bir, iki, üç. Yüksek yüksek tepeleri ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepeleri ev kurmasınlar. Aşı aşı memlekete kız vermesinler. Aşı aşı memlekete. Mati'ciğim. Ay. Kına eli mi yaktı acaba Nermin abla? Kına eli mi yaktı acaba Nermin abla? Ne alakası var kızım? Zavallıcık bu folklorik baskıya daha fazla dayanamadı tabii. Ben tanıyorum bu gözyaşlarını. Düğün heyecanı heyecanlandı. Ah, gelinimiz bizden oluyor, iyice bizden oluyor. Bak şimdi o heyecanı beni aldı götürdü benim kendi kına gecemi. Hem annemi, hem babamı, ben köyümü özledim. Ay, köyünü özlemiş Kezban. Unbelievable. Allah'ım tez vakitte finish şu geceyi ne olur. Cevat'cığım, davetiyeler yarın sabah yetişir değil mi? Benim kız düğün salonunun adresini sana atmış mail olarak. Tamam Cevat, sağ ol. Ne demek ya, ne demek, ne demek? Tabii ki geleceksin, onur konuğumsun ya. Hadi canım, güle güle. Sağ ol, sağ ol. Ben çayları tazeleyeyim. Okey mi enişte? Okey ne oğlum? Hayır yani davetiyeler tamam mı manasında? O tamam da... okey kırmızı 13 mü diye soracaktım. Aha, okey bu. Birazdan senin alnına yapıştıracağım, sık dişini. Ben de bunu senin o eksik tahtının yerine koyacağım. Göreceksin, bekle. Şşş. Yalnız ayıp oluyor beyler, böyle oyun olmaz ki ya. Esas ayıp olan davetiyeleri son dakikaya bırakmak muhtar. Hayır, madem halledemiyorsun bırak biz çözelim işi. Onu yaptık oğlum. Sen kıvırmasana yeni gelin gibi, aç şuraya taşını. Şş, bana bak şu ıstakayı kafana bir geçiririm, gelin başı olursun. Tır ben yine. Sana şimdi şuradan bir tane yerleştirdim görürsün günün. Ne biçim konuşuyorsun sen be? Şu şansa bak ya. Hem kumarda kazanıyorum hem aşkta abici. Ne oluyor ya? Düşsene ya. Nöbetçi dizici miyiz burada ya? Şu canım matmazeli kendiniz için kurban ediyorsunuz ya. Yazıklar olsun. Ben de bu durumdan mutlu değilim herhalde muhtar. O zaman ziyan etme oğlum matmazeli. Bir şeyler yap, bir çaba göster. Haklısın muhtar. Ne? Konuşan babanla ha? Hadi. Baba. Ha? İki dakika bakar mısın? Hadi aslanım, deline koy. Hadi aslanım. Ne var? Şey var baba. Ne var oğlum? Matmazel'i kurtarmam lazım. Matmazel'i nasıl kurtaracağım ben acaba? Maticim benim canım. Anne! Sen ne söyleyeceksin bakayım bana? Şimdi sana söyleyeceğim şeyi asla babama söylemeyeceksin, tamam mı? Ana kız aramızda bizim kocaman bir sır olarak kalacak bu. Tamam, anladık. Sır anana söylemeyeceğiz. Ama çabuk ol. Bu tokatçının taş çalmasından şüpheleniyorum. Eğer uzunca bir sırsa kınadan sonra söylersin. İçeride misafirler var, ayıp. Çok uzun sürmez baba. Ben kısa bir cümle söyleyeceğim. Hı. Ama sonrasında uzun bir kıyamet kopabilir. Bana bak, sen yine ne hatlar çevirdin ha? Halt Almanca'da dur demekti değil mi anne? Can oğlum saçmalama. Gevelemede ne söyleyeceksen söyle. Bak Ferdi Hıyar'ı taş yapmıyorum diye laf edecek, kavga çıkacak burada. Ben... yani biz... şeyle... şeyle... İmdat! Yetişik komşular! Ne demek? Ne oldu? Ha, bir şey mi oldu? Ne oldu yetişik imdat? Yetişik komşular! Doğmuyor galiba! İmdat!
Yeşil doğuruyor benim ayıplarım. Yetişin komşular! Komşular yetişin! Yeşim doğuruyor be abla galiba. Bilemedim ne yapayım. Ay sen ne yapabilirsin? Bırak biz hallederiz. Call 911. Call 911. Hadi yürü. Yürüyün ya, yürüyün gidelim bakalım ne oluyor. Söyleyebildin mi? Acayip saçmaladım. Ama Yeşim abla bir iyileşsin, ondan sonra söyleriz. Hadi yürü. Yani benim gaz sancım varmış, geçti. Daha buna sakinleştirici vermek zorunda kaldılar. Ay, sakinleştirici çok iyi geldi be Yeşim. Şimdi ben muhtarına sakin sakin bu evi genişletme meselesini konuşurum. Hadi hadi. Yeşim abla bir doğuracak ama o doğurana kadar Mehmet Ali abi 9 doğurur ben söyleyeyim. Matmazel kaç doğuruyordur acaba şu an? Dün, bari düğünden önce herkese her şeyi anlatacağımızı söyleyelim de biraz rahatlasın garibim. Aa, Cuan, senin ne işin var burada oğlum? Hiç. Gül! Anne! Ne oluyor çocuğum, yıllar sonra ana kızı ilk defa karşılaşmış gibi bakıyorsun bana öyle şaşkın şaşkın. Ne yapıyorsunuz siz burada? Gelinlik provası. Olmaz. Ne olmaz. Demek? Birazcık hayır, daha uzun kalmasın. Rukiye Hanım çok almışsınız. Ben de arkası uzun olacak. Arkası uzun ama burada da ayakkabısı görünür buradan. Kısa. Hayır, yeter. Hayır, çok kısa değil. Anne. Matmazel'cim nasılsın? Hiç iyi değilim. Gelinim kuyruk hiç güzel olmadı. Arkası da bol. Tamam, oradan alacağız zaten. Biraz Matmazel alacağız. Kafayı mı yemiş? Yedi yedi. Tamam, bu, bu. Kadına kafayı yedirttirdik. Tabii. Baktı kaçamıyor, evet, evet. Durumu kabullendi evet, alacak. Ne yapacağız şimdi? Ne yapalım be Muhtar? Mali, şurada hayatımın en önemli kararını vermek üzereyim. Ne istiyorsun ya? İyi ya, tamam kızma. Şeyi sormaya geldim ben sana. O şey, benim evi isterim. Birazcık genişleteyim de depoyu bana verebilin. Vermem. Neçin? Bak Mali, matmazeli de vermem, depoyu da vermem. Vere vere tükettiniz, kalmadı arkadaş. Bundan sonra vermek yok, almak var Mehmet Ali. Anlıyor musun? Ha? Depo hakkımız söke söke alırız. Mumu. Şekerler hazır mı? Harika. O zaman gönderin. Şeye gönderin. Hawaii'ye gönderin. Manyak mısın kardeşim? Düğünün yapılacağı adrese gönderin ya. Hadi güle güle. Vay, çok güzel olmuş Ferdi abicim. Oo. Hakikaten güzel olmuş ya. Harika Nihat, he? Nihat, sen şimdi şirketin arabasını al. Tamam. Kızım Aysel, sen de benim arabayı al. Bunlar da adresler. Bunu davetiyeleri elden dağıtacaksınız. Anlaşıldı mı? Peki. İkimizin listesi de aynı değildi değil mi Ferdi abi? Sen benim arabayı al. Sen şirketin arabasından deme lazım. Ya düğün telaşesinden araba sağ lazım oldu Ferdi abicim. Ben benim biraderinkini ayarlarım ya. Yok Nihat. Niyeyse kendini kız tarafı zanneden manyak Nermina'nın davetlilerini aramam lazım. Dış kapının mandalı delirdi, bana davetli listesi çıkardı ya. Nermin ablam atmaz en akrabası olsa. Mahir abiye de Mösyö mü demesi gerekirdi Ferdi abi? Sen bir taksi kapat, davetiyeleri öyle dağıt. Hadi kolay gelsin. Bir tane normal adam yok ki.
Ne yapayım ben Mehmet Ali? Avrupa Birliği kanunlarına göre kapıcı dairesinin kaç metrekare olması gerektiğini öğrenmeye uğraşırım. Ha. Öğreneceğim de ne olacak? Eğer ufaksa yanındaki depoyu bana vermediği için muhtarı polise şikayet edeceğim. Madem muhtara bir gıcıklık var, ver bir cilt de ben bakayım. Güleriz. Üzülerek söylüyorum Mehmet Ali. Sen Avrupa Birliği standartlarına göre kümeste yaşıyorsun. Yapma ya. Vay kuzum vay. Aman da şimdi yaktım senin çırağı artist muhtar. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Nasıl matmazel? Gelinlik istediğin gibi oldu mu? Halka geçme Can. Madem giydin bir gelinlik, bari zevkini çıkarayım. Ben ne dedim, ne yaptım hiç bilmiyorum. Hiç iyi değilim. Bir an önce beni bu durumdan kurtarsın çocuklar. Ah be matmazel. Sizi böyle görmek de mi varmış kaderde? Ah be kahpe felek! Yeter artık be, yeter! Şşt! Muhtar yavaş. Ben bu kahpe feleğin tekerine çomak sokarım arkadaş. Ama sakin olun. Olamam efendim. Olamam. Gideceğim ailelerinize anlatacağım her şeyi. Ben bu dil rubayı o tokatçıya yar etmem. Hop 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 hop! Şşt! Tamam mı koyacaksın kızım ona? Aa, kızım alayımızı bayıltarak aşk yaşayamazsınız. Yerim böyle aşkın ıstırabını ben. Girmez, girmez! Ay! Yaklaşma! Tekini bayıltabileceğiniz gibi beni de bayıltabileceğinizi mi sandınız? Vallahi sıkarım, sıkarım! Hop! Yaklaşma! Girmez, girmez! Girmez! Girmez, yaklaşma! Yaklaşma! Ay! Yaklaşmayın, gidin! Ya, Muhtar abi geldi! Sıkarım, yaklaşmayın! Ay! Muhtar abi, vallahi senin kafana vurmayacaktım ben onunla! Yürü git, kimi kandırıyorsun sen? Muhtar, dur! Aa, yaklaşma! Bak matmazel, ileride çok dua edeceksin bana. Yaklaşma. Muhtar, bırak o elindeki biber gazını. Biber gazı mı? Dur, polis! Şişt, beyler, bir saniye. Bu nefsi müdafaa sayılır. Bunlar benim kafaya vazoyu ekleyecekti ya. Ben de zaten bu adamdan şikayetçiyim memur bey. Götürün. Ne? Benden mi şikayetçisin? Allah senin cezanı vermesin Mehmet Ali. Böyle bir zamanda... Kraldım! Kraldım! Aşk kurbanıyım. Kader kurbanıyım. Öyle ya, bir dur bir bakayım. Görebiliyor musun? Körüttü beni, körüttü beni. Göremeyeceğim bebeğimi. Ya Can, sen tıp öğrencisi misin? Bir şey yapsan adam kör oldu ya. Doktor değilim ki ben. Sen hiç hayatında açılın ben tıp öğrencisiyim diye ortaya atılan bir salak gördün mü? Hadi sakin olun da eve götürün. Mehmet Ali abi, açmaya çalış öyle. Üfleyeyim mi? Muhtar, başlarım aşkımızın ıstırabına dedi ya. Haklı. Resmen şımarıklık yaptığımız. Herkesi çağıralım kafeye. Söyleyelim. Söyleyelim. Korkuyor musun? Korkudan kusmak üzereyim. Bende de bir çarpıntı ve terleme başladı. Ölsek bayılsak söyleyeceğiz abi. Yok öyle ya ama. Yeter ya, yarın düğün var. Olur mu öyle şey? Suyu çıktı bu işin artık. Gaz almış bir bari olsun. Aşkımızın paçalarından romantizm akıyor maşallah. Halimize bak ya, kaza duvalarıyla uğurluyoruz birbirimizi. Ay ya Rabbim, sen sonumuzu hayır eyle ne olur. Hadi Allah yanında olsun. Hadi. Yaşadığımız her şey çok güzeldi Can. Gül yeter, vedalaşıp durma.
İkimiz de hayatta kalacağız ya, söz veriyorum sana. Hello Can, siz yine mi karşılaştınız? Niye eğer karşılaşması? İkisi birlikte bizi çağırdılar ya. Evet çocuklar. Düğün hakkında ne konuşacağınızı çok merak ediyorum. Biz bütün hazırlıkları yaparken kılınızı kıpırdatmadınız. Şimdi yardım etmeye karar mı verdiniz? Babacığım hemen de laf sokmasan ne güzel olacak. Vallahi bravo Nermin Hanım. Kızımı da kız tarafı olduğunuza ikna ettiniz ya. Psikolojik baskı dedikleri böyle bir şey olsa gerek. Eşimle katıldığım şu organizasyonda lütfen bir gerginlik yaratın. Üstelik yeğenlerimin parlak bir fikri olmasa zaten bizi buraya toplamazlar. Değil mi? O kadar da parlak bir fikir değil aslında. Hadi ya. Ah, Muhtar sizi bıraktılar mı? Komiser arkadaşımdır, bıraktı. Ama gördüğüm kadarıyla sizi bırakmamışlar matmazel. Mutluluğu yakalamışım. Bırakır mıyım muhtar? Üstelik senin burada ne işin var? Davetsiz misafir. Gözlemci olarak canım. Ne gözlemcisi be? Ay çocuklar, yarın düğünümüz var. Ne söyleyeceksiniz söyleyin. Ha. Ay vallahi ne hallendi ne hallendi, alakası olmadığı düğün için. Vallahi sen oğlunu evlendirirken mikrofonu alırsa eline evet dersin. Hı hı, gider. Benim düğünümü konuşmak için biraz erken. Ama isterseniz konuşalım tabii, harika olur. Ya kafayı mı yedin? Dayıcığım, aslında size bizim anlatmamız gereken önemli bir mevzu var. Çok masraf ettim, hiçbir şey değişmeyecek ona göre. Skolastik insan. Ama insan. Ah Mahir, bak bir insan dedim, ne kadar sevindi animaller. Demek daha fazla söylemek lazım bunlara. İnsansın be Ferdi. Bana bak. Şimdi bir hayvanlaşırım. Korkudan küçük bir velet gibi ağlarsın burada. Ya çocuklar bir şey söyleyecek ya. Evet. Hadi ama. Ne söyleyeceksen söyleyin. Benim yarın düğünüm var. Sabahın köründe karakoldan çıkıp düğüne gitmek istemiyorum. Tamam dayıcığım, haklısınız. Hadi canım. Bizim size söylemek istediğimiz çok önemli bir şey var. Evet. Hadi dinliyoruz Can. Nermin Hanım, şimdi oluyor mu bu telefon? Kapatın ama. Aa, niye? Uçakta mıyız? Allah Allah. Hello, Nermin speaking. Nasıl? Davetiyelerin üzerine hangi adresi yazmış? Aa, orası değil. Ay, davetiyeyi yanlış bastırmış giriler. Benim verdiğim adres doğru cicişim. Hadi bye. Sen kime geri diyorsun ha? Davetiyeleri kim yanlış bastırdıysa ona. Eski adresi yazmışlar davetiyelerin üzerine. Kızım, sen hangi adresi verdin matbaaya? Senin bana verdiğin adresi verdim baba. Tırcının yapacağı organizasyon bu kadar olur işte. İyi yapmışsın kızım, iyi yapmışsın. Sizin o lüzumsuz, sosyetik, kokoş misafirleriniz başka bir adrese gidecekler. Bayıldım buna ya. Bayıl, bayıl. Ne zamandır ayı oynatamıyorduk. Hadi göstersene. Ya arkadaşlar yapmayın. Susun çocuklar, bir şey söyleyecek. Bırakma çocuklar şimdi. Şunu bir yapın, kıyın önce ben. Ay, işte. Yapma abi. Yapma abi. Ayıp. Çok güzel oldun dayı. Tut maşallah. Allah, makinalı tüfek gibi tükürmesene. Tükür yenge tükür, bittiğin yerden ben devam ederim. Gıcıklığına tutuyorsun değil mi asansörün kapısına? Evet. Efendiciğim, mola verelim. Hiç uğraşamayacağım şunlarla. Matmazel hala kuaförde mi? Yo yo yo. Biz kuaförü Makgüz'ü eve çağırdık. Matmazel öyle istedi. Bitmiştir. Gül kızım, bizim şöyle bir resmimizi çek. Hadi gel, gel yavrum. Gel çocuğum. Gel annem. Duymuyor mu hala? Kız evi naz evin işte. Koparoluk zaten. Allah Allah. Allah Allah. Makgüz'ü kuaförü beğenmeyip başka bir yere mi gitti acaba? Mati. Mahir, çabuk matmazeli ara. Arıyorum. Gerek yok, ben arıyorum. Can, matmazelin özel eşyaları falan da yok. Kitapları da yok. Bunlar da gitmiş. Cevap vermiyor mu? Ulaşılamıyor. Ha, ulaşılamıyor mu? Ulaşılamaz tabii. Matmazel bu mektubu bırakıp kaçmış. Ne? Ülkesine gitmiş. Burada öyle yazıyor. Aa!
tokatçı. Sıkma canını dayı. Belki matmazel geri döner. Aa, saçmalama Emre. Kadın bakkala mı gitti, Paris'e gitti ya ülkesine. Aman boş ver kardeşim. Sen daha güzellerine layıksın. Daha güzeli nereden bulacaklar? Sus Bahir. Zaten rezil olduk kız tarafı olarak. İyi ki o ajan takılar alıp kaçmadı. Ay şu anda bunu mu düşünüyorsun Ferdi? Muhtar. Benim muhtarla görüşmem lazım. Bana bak, sakın kavga etmeyin. Bu defa muhtarın suçu yok. Suç bende enişte. Hepinizden özür dilerim. Ne haber muhtar? İyi. Her şeye rağmen hayat devam ediyor, değil mi? Bilardo'ya gidelim mi? Yemek söyledim Betekin'im. Ne söyledin? Tantuni yer misin? Söyleyeyim mi? Tokum ben. Hafta sonu maça mı gitsek? Bana uyar. Oradan da Taksim'e geçeriz. Kadın için amma üzdük birbirimizi be muhtar. Tabii kardeşim ya. Ne oldu? Bıraktı gitti ikimiz de. Bundan sonra hiç kavga etmeyelim kardeşim. Tabii kardeşim, bizim birbirimizden başka kimimiz var ya? Aa, kimimiz var? Resmen kaçırttık kadını. O benim tek sırdaşımdı. Kaçacağını hiç tahmin edemedim. Ben de. Ama biz de bekliyorduk ki zaten. Pisisine dayımla evleniyordu kadın. Ay inşallah araştırması da bizim yüzümüzden patates olmamıştır. Alt üst ettik hayatını ya. Biz ne yapacağız? Biz hiçbir şey yapmayacağız abi. Oturacağız, bekleyeceğiz. Susacağız, oturacağız. Bu ne ya? Etrafımızda insan kalmayacak. Ben söyledim. Ajan o kadın. Bir Türk'le evlenmesini istemedi, geri çağırdı Fransızlar. Abartma Ferit. Zararı biz gördük ama. Tekin çok üzüldü. Ben de çok üzüldüm. Artı bir sürü para. Altınlar da gitti üste. Eşittir. Gidemedi. Evde var Tekin. Biz nereden bilelim canım bunlar başımıza gelecek? Yani kardeşimi savuracağım diye evin bütçesiyle de oynuyorsun Gülbah. Öyle mi Ferdi? Sen merak etme, çalışır ben koyarım yerine o altınları. Onu demek istemedim. Ben kız meslek lisesi mezunuyum. Her iş gelir elimden. Terzilik yaparım, alırım o altınları. Saçmalama Gülbahar. Aile üyelerine de %20 tenzilat var. Bir şeye ihtiyacın olursa Gül'le haber gönderirsin. Yapma ya. Yapma ya. Anne ya, zamanında neler dikmişsin. Ben bırakmayıp devam etseydim şimdi yeni Nişantaşı'nda mağazam olurdu benim. Okul birincisiydim. Bunların var ya, yarısı retro, yarısı da vintage, ben sana söyleyeyim. Ay bana öyle Nermin manyağı gibi yarısı İngilizce, yarısı Türkçe konuşma. Niye yani? Güzel mi, ne? Herhalde anne ya. Hepsi çok güzel. Of, of. Bunun kumaşı süper. Ay böyle yumuş yumuş. Ben onu kendime dikiyordum. Ferdi kısa buldu diye yarım bıraktım öyle. Bunu şöyle yap. Anne. Hı. Bunu bana versene. Sana 200 avro olur. Cümlenin başında anne dedim. Anne. Ver bakayım. En değerli parçam o benim be. Aa. Hadi bana bir poşet getir de şunları kuru temizlemeye götüreceğim. Yarın birkaç moda evine göstereceğim koleksiyonumu.
elbiseyi bana verirsen iki hafta ütüleri ben yaparım. Bak terbiyesiz, ütü yapmak için elbise istiyor benden. Dört hafta. Bak, hala. Anne ya. Son teklifim bir yıl. Bir yıl ütüleri ben yaparım, terliğin de kalmadı, hatırlatırım. Anne, şarjör gibi yedek terlik mi taşıyorsun? Manyak mısın sen ya? İnsanın sizin gibi çocukları olunca tekniği geliştirmek gerekiyor. Şimdi o poşeti getirecek misin? Yoksa yeni şarjörü takayım mı gülüm? Getiriyorum, getiriyorum. Sevgili apartman sakinleri, kullanmayacağınız eşyalarınızı doğacak olan oğlum için açmış bulunduğum Rauf Fonu'na bağışlayabilirsiniz. İyi o zaman. Al bakalım Mehmet abi şu ekmek makinesini. Aman Nermin görmesin, en son sağlıklı diye brokoliyle ekmek yaptı be. Hadi. Ferdi abi, o bisiklet lazımdır. Lazım, ben bineceğim. Durup dururken başıma iş çıkardım be. Ya yine flu çıktı. Baba şu bisikleti iki dakika sallamadan tutsan ne olur? Sen de garip bir çocuk oldun ha. Yardım edeceğine fotoğraf çekiyorsun ya. Aç kapıyı. Merdivenden çık. Hadi yürü. Hayrola muhtar, matmazeli anma töreni yapacak. Yok be Mehmet Ali, ben kiraladım bu evi. Sen kiraladın? He. Saçmalama be muhtar. Matmazelin anılarıyla kafayı sıyıracaksın sen bunun içinde. Gül gibi evin var yahu senin. Biz apartmanı müteahhite verdik. Yıkacak, yeniden yapacak. E burası benim iş yerimin karşısı. Hem bundan güzel ev mi bulacağım? Oh, şuraya bak ya. Ne güzel ev, he? Ben ne matmazeller öğüttüm Mehmet Ali bu hayatta. Varlığımın kıymetini bilmeyeni ben yokluğumla cezalandırdım. Sen bilin, benden söylemesi. Dayın nerede dayın? Dayım bunalımda baba. Yemişim onun bunalımını. İnsan bir yardım eder. Mal müdürü müsün oğlum? Envanter mi çıkarıyorsun? Allah Allah ya. Günaydın enişte. Oo, günaydın kayınço. Hayırdır, terlemişsin sen? Sabahtan beri eşek gibi depodan mal taşıyorum, ondandır. İnsan kalkar da bir yardım eder be. Hayvan herif. Kusura bakma vallahi enişte. Ağır bir depresyon geçiriyorum. Bu depresyon da bende bir uyku yapıyor, sorma. Tekir, sence bu yumruk sende kaç gün uyku yapar? Ay Ferdi, niye bağırıp duruyorsun yine? Ben bağırmıyorum. Senin bu asalak kardeşin bağırtıyor beni. Kardeşime asalak deme. Asalak ona az bile. Kan emici sürük. Ağır olmadım enişte. Kaldıramıyorsan gidersin be. Vallahi giderim. Git be! Gidiyorum be! Ferdi. Her şeye rağmen sana kırgın değilim enişte. Ne de olsa üzerimde hakkın var. Hakkını helal et. Var tabii. Anam bile seni 9 ay taşıdı karnında. Ben 20 yıldır taşıyorum be. Defol! Ferdi, senin en kısa zamanda bir sinir doktoruna görünmen lazım. Gülbahar, 2 gün sonra döner gelir bumerang. Artistlik yapıyor. Bana bir kahve koysana. Yapamam. Dikiş dikiyorum. Ben artık çalışan bir kadınım. Buna alışsan iyi olur.
El alışkanlığı işte. Muhtar. Ne işin var senin orada? Haberin yok mu? Ben kiraladım burayı. Niye? Anlatırım sonra. Ne oldu sana? Evi terk ettim. Kovuldum deme de. Yok canım, bu sefer gerçekten ben terk ettim. Tamam kardeşim, takma kafayı, boş ver ya. Şşş! Ya burada beraber yaşayalım. Kardeş kardeş yaşarız. Yol arkadaşı değil miyiz kardeşim? Ha? Adamsın be muhtar, adam. Yapma! Bu aralar çok mu duygusallaştık oğlum? Millet görüp yanlış anlayacak ya. Gel hadi gel. İyi günler. Size de. Hayırdır, nereye böyle elinizde torbalar falan? Malum ben kız meslek lisesi mezunuyum. Diktiğim bazı elbiseler vardı. Onları moda evlerine göstereceğim. Yalnız moda evleri sizin diktiğiniz entariye şallara bakmaz. Sorry. Siz benim ne diktiğimi nereden biliyorsunuz? E çünkü sizin kumaşınız belli, stiliniz ortada. Neymiş benim stilim? E nasıl desem, modacıdan çok böyle... Bohçacı geldi hanım. Nermin Hanımcığım. Bakın hazır dikişe başlamışken bir varla bana uğrayın da sizin şu boynunuzun ölçüsünü bir alayım ben. Sen boynun ölçüsünü Nişantaşı'nda alacaksın bebeğim. Bye. İlk kazandığım parayla da sana bir terlik alayım da şöyle evin içinde manyak gibi topuklu ayakkabılarından dolaşma. Muhtar peşinden söyleyeyim, ben yemek yapmaktan falan anlamam. Tamam kardeşim, yemeği ben yaparım. Bulaşığı sen yıkarsın. Bulaşık makinesi var. E temizliği yaparsın. E yeşim var. E faturaları yatırırsın. Otomatik ödeme diye bir şey var abiciğim. İş yapmayacaksın mı dedim? Tövbe estağfurullah. Deprem oluyor. Yok yok yok, ses aşağıdan geliyor. Depo. Deponun duvarını yıkıyor bu Mehmet Ali. Mehmet Ali! Mehmet Ali! Mehmet Ali! Ne var be muhtar? Aşağıda duvarı yıkarım, duymam ya seni. Bana bak, hemen o yıkımı durdur. İnşaat ruhsatın var mı senin? Belediyeye şikayet ederim seni. Asıl ben seni şikayet ederim. Önceden orası eve dahilmiş. Sonradan sen oraya kesip duvar örmüşün ve depo yapmışın. Evin planlarını buldum ben. Harbiden yaptın mı? Neticede depo lazımdı. Tazminat olarak apartmandan artan boyalara el koyacağım. Haberin olsun. Kök 26 artı kök 25 çıkar kökten 5 eksi 13 eşittir. Şşt. Bana bak, evde niye kimse yok? Bunlar niye bizim başımıza birini dikmediler? Biz neye yalnızız Can? Bilmem. Tuzak falan mı kurdular acaba? Ya kamera koydularsa? Saçmalama. Biz de iyice paranoyak olduk ha. Vallahi basıldık ha. Ne basılması Gül, ders çalışıyoruz. Anneciğim biz de ders çalışıyorduk Can abimle. Çalışın çocuğum, çalışın. Ne oldu anne? Nasıl gitti satışlar? Çok demode buldular. Aa, stilleri değilmiş. Hepsi elimde kaldı. Olur mu canım? Bunların hepsi vintage. Vintage, vintage anlamıyorlar çocuğum işte. Hep o babanın yüzünden, hep o babanın yüzünden önümü kesmeseydi... ...bugün o moda evinde ukalalık yapan ben olacaktım. Hiçbirini satamamış değil mi? Alay edeceğini bilsem hiç söylemezdim anne. E modacınızın ismi nedir? Gülbahar Koparan. Modacı ismi değil ki bir kere, baştan kaybediyor. Meslek lisesinin gülü.
Aa, nereye gitti bu eşyalar? Ferdi hepsini buraya tıkıştırmıştı bunları. Teslim adresim üstüne yazdım abi. Tamam. Emre ne yapıyorsun oğlum sen? Nedir o koliler bunlar böyle? Şimdi sen gereksiz eşyalardan kurtarıyorum. Hem de üstüne para kazanıyorum. Ne demek o öyle? Her şeyin fotoğrafını çekip ikinci el satış yapan bir siteye koydum. Fiyatları da ucuz tutunca hemencik satıldı. Bak sen benim afacana. Hepimizin akıllısın vallahi be Emre. Sağ ol anne. İstersen senin elbiseleri de koyarız siteye. Gerçek. Evet. Fotoğrafları çekelim. İki dakikada hallederim. E hadi bakalım bir de öyle deneyelim. Sen geç. Fotoğraf makinesini ayarla. Ben de kıyafetleri getiriyorum. Tamam. Nedir durum? Var mı bir satış? Şu anda yok anne. Tabii şu anda olmaz. Bütün kadınlar yemeğe girişti. Kim girsin internete elbise almaya, değil mi? Yani. Baba, o çiçekler ne? Şşt! Ananız nerede? Görünce evime baharı getiren kadını, yani seni düşündüm Gülbahar. Teşekkür ederim. Gülün dostu diken olurmuş Gülbahar. Yaptık bir sivri çıkış işte. Affet ya. Ben sana kızgın değilim. Gülbahar, sen ne zaman kızsan bana bamya yaparsın. Bilirsin ne kadar sevmediğimi. Bamya yapmışsın işte. Ben çocuklar sebze yesin diye yaptım. Seninle alakası yok. Üstüne alınma. Hadi çocuğum kaldır şunu, sofrayı hazırlayacağız. Ya şunun altına bir tabak alsan Tekin. Ne gerek var muhtar? Kırıntılar dökülüyor. Hoş ver, alayım Esler. Ne üşengeçmişsin sen ya. Üşengeçlikle ne alakası var ya? Boş yere bulaşık çıkmasın. Sanki bulaşıkları yıkadın da bulaşıkları da yıkamadın. Tamam söz. Yarın adama söyleyeceğim. Yapamazsa ben yıkayacağım. Kokar onlar kardeşim. Ne kokması ya? Amma kibarmışsın ha. Burası bir kere bekar evi, kasma. Bana bir ağırlık çöktü. Ben gidip yatıyorum içeri. Gülbahar'ın evinde yapamadığın her şeyi burada yap, değil mi? Oğlum baktın mı siteye? Olmuş mu satış matış ha? Kesat. Akşam da satış olmamış. Hay Allah. Olmaz tabii. Oturdular kadınlar tabii. Akşam dizilerini seyrettiler. Şimdi çocuklarını okula gönderecekler. Öğleden sonra patlar o satışlar. Herkese günaydın. Günaydın baba. Gülbahar. Bu senin nişan için diktiğin elbise değil mi? Evet, nişan için diktiğim ama mini diye giymeme izin vermediğin elbise. Dur çocuğum, ben senin tostunu yapayım. İğne var şurada, dikkat et. Bana bak. Annenin diktiği elbiselere koyduğunuz sitenin adını yaz, bana ver. Niye? Sana ne? Sakın annene çaktırma. He, anladım ben. Merak etme baba, çaktırmam. Koçum benim. Aha,
becerdim ben bu internet işini. Hangi elbisesini alsam acaba? Şu nişanda giydirmediğim elbiseyi alayım. Yani böyle Gülbahar'ın gönlünü almış olurum. Zaten en güzel de o. Zaten hiçbir talep yok, bana kalır. Allah! Ay vallahi! Elbiseme müşteri çıktı. Ay Allah'ım, sen beni muvaffak et yarabbim. Dolmalarım yerin o salak laflarını yiyeceksin Ferdi. Dayanamadın, gezdin çocuğun odasını değil. Keşke ilk sen gezdirseydin, ne güzel oldu, eline sağlık. Nereye gittin ama sen öyle alelacele? Nedir o? Bu! Önemli bir şey değil. Ver ya, göreyim. O kadar şeye ihtiyacı vardı çocuğun, gittin aldın bunu. Bilirim ama ne yapayım? Geçen gün gezerken gördüydüm kendini. Çocuğun odası da bitince dayanamadım, gittim aldım. Kaç para verdin buna? Hı, sorulacak sorudur şimdi bu. Kişini de içinde unuttun ama. Galatasaray, Beşiktaş, 0. Manchester United. Oo yenge, hoş geldin. Ya niye zahmet ettin? Sağ ol. Ama ne zahmet edeceğim? Nasıl olsa evde pişiyor. Aa! Ne oldu buraya? Tekin iki tane maç, iki tane film izledi. Allah'a şükür dizi takip etmiyor. Ya düşünsene, bir de dizi takip etse ne yapacağız? Artık herhalde çekirdek kabuğundan salona duvar örer. Ay dağınıktır da bu kadar da değil yani. Sorma yenge, ben hayvanat bahçesi görmüş gezmiş adamım ya. Hayvanat bahçesinde maymunun kafesi bundan daha temiz. Asabım bozuk, sinirleniyorum ben artık ya. Dur dur dur, merak etme, ben sana hemen yardım ederim. Sen bana elektrik süpürgesini getir, ben hemen şu halıyı çektiriveririm. Neyi çektiriyorsun yenge, neyi çektiriyorsun? Hadi halıyı çektirdin. Ondan mutfağı nasıl çektireceğim? Banyo Godzilla yıkanmış gibi. Bir tel adamdan bu kadar kıl nasıl çıkıyor arkadaş? Küvet müvet inanılır gibi değil ya. Kaç kurtar kendini yenge. Bari biraz kolaylasaydım ha. Ya yenge boş ver, dokunma. Ama ben ona bunu öğreteceğim. Yalata yalata öğreteceğim bunu. Sen şimdi mikrop falan kaparsın maazallah, git. Emre'nin aşıları tam mı? Hayır, aşıları tam değilse çocuğu da gönderme. O da mikrop kapar. Hadi. Tamam, ben onun kulağına çekerim bu. Çek. Kopar kulağını yenge. Sağ ol, çok sağ ol. Ay, ay rica etsem benim için asansörün kapısını tutar mısınız? Thank you very much Rozbahar. Rica ederim. Hayırdır, biraz üzgün gördüm sizi. Ne oldu? Ay yoksa diktiğiniz elbiseleri mağazalar beğenmedi de ondan mı moraliniz bozuk? Üzmeyin kendinizi canım. Moda böyle bir şeydir işte. Bir kez ucunu kaçırdınız mı bir daha yakalaması zordur. Ve görünüşe bakılırsa siz ta 1984... Tamamdır ya. Ferda abicim, benim işim bitti. Senin işin de bittiyse çık da ben de dükkanı kapatayım. Sen çık Nihat, benim biraz daha işim var oğlum. Ha, yardım edebileceğim. Nihat sen çık oğlum. İyi madem öyle, peki abicim, o zaman yarın görüşürüz ya. Hadi güle güle, iyi geceler. Şu halime bak. Senin aşkından bilgisayar öğrendim be Gülbahar. Ya, 100 euro arttırmış. Kim lan neymiş? Kürk mantolu Madonna. Gıcık. Kesin kokoş. Al bakalım sana 100 euro daha. Uzun yol şoförüyüm. Benle yarışılmaz. Oha. 100 euro daha mı? Mesaj. Ne demiş? Öyle balya balya artırılmaz,
böyle nazik nazik arttıracaksın krop. Kimsin sen be? Kimsin? Nasıl cevap veriyor buna? Heh, yanıtla. Al bakalım sana 200 euro daha. Bu da sana cila olsun Madonna. Anne fiyat yine yükseldi. Bakıyorum bayağı kapışılıyor elbise için. Vallahi gurur duydum anne. Ay, ben de seninle gurur duydum. Vallahi bana böyle yardım ettiğin için. Aşk olsun, rica ederim. Annemizin elbiseleri net de kapış kapış gidiyorken bizim de bir yardımımız dokunsun değil mi? Sabah biter zaten. Acele edin anne. Delirdi bunlar. Ne kadar arttırdıklarının farkında değil herhalde kerizler. Affedersin, müşteriler. Lütfen. Çevirmekle insanın canını bu kadar yakar mı? Ne yorulmuş be. Oh. Oh. Selamun aleyküm tokatçı. Aleyküm selam. Niye tokatçı diyorsun bana? El alem biliyorum hadi. Adamlar. Adamlar kendimizden ağrıyorlar bu adamlar. Sakin ol pampişim. Bunlar bizim çocuklar. Oyun oynayacak yer bulamamışlar. Bizim ev müsait dedim. Aa işgaliye almasan hayatta gelmeyiz dediler. Bir düşündüm aklıma yattı. 3-5 fatura ödenir fena mı olur? Fena tabii evimizde neler oluyor. Şimdi ganyotçuluğa mı başladın? Allah'ın cezası. Çocuk dediysem o kadar da çocuk değiller. Kara gümrüklüler. Bence hiç kıllandırmayalım, rahat rahat oynasınlar. Tabii. Sorun yok abicim, sorun yok. Şansınız bol olsun. Şeytanınız bol olsun abicim, güzel abicim. Her şeyde bize gel. Bana bak, her akşam bir masa yapsak, dikkat et bir masa diyorum. Sene sonuna 0 kilometre araba alırız. Tekin, nerede kaldı bizim çerezler? Geldi baba. Allah. Eve bak. Cehennem gibi. Ey yüce Allah'ım. Bizim gibi günahkarların sonunu öte tarafa bırakmıyorsun değil mi? Ya. İyi akşamlar diyeceğim ama kimse duymaz da deliririm diye demiyorum. Bir şey mi dedin Ferdi? Şu mesafeden duymadın mı Gülbahar? Milletin satın almak için sanal alemde birbirini yediği elbisemi bitirmekle meşgulüm. Kim ne yapsın senin elbiseni be? Eyvallah babacığım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yine bekleriz. Gitti mi çakallar? Allah kavuştursun. Amin. İyi geceler. Bunlar burada dursun. Ben sabah ilk iş bütün buraları şey yaparım. Sabah mabah yok abi. Gebertirim seni, temizleyeceğim. Bu saatte temizlik mi olur muhtar? Komşulara ayıp. Ayıbını yerim senin. Pis herif, şu halimize bak. Tuvalet eğitimini senden iyi almış köpek tanıdım ben ya. Hangi köpekmiş o? Öldürürüm seni, vallahi öldürürüm. Tekin öldürürüm, öldürürüm. Tamam, sakin. Senin sinirlerin bozulmuş pampişim. Bak senin için bir bardak yıkadım cillop gibi. Git mutfakta kendine bir ıhlamur yap. Ondan sonra da mışıl mışıl uyu. Ben yatmaya geliyorum. Defol! Mah!
Aa, gitti. Ya şuraya bak. Mecbur ben temizleyeceğim. Aman ne temizleyeceğim be. Ben de temizlemeyeceğim. Ölelim pislikten. Nasıl olsa hoca gömmeden önce bir kere yıkayayım. Yatmadan önce şuna bir 100 euro yerleştireyim de sabah kahvaltısı yerine yesin. Tüylü Madonna. Afiyet olsun. Ana. Uyumuyor mu bu manyak? Ne demiş? 100 euro'na 100 euro. Arsız, yüzsüz barzo. Barzo 300 euro daha arttırıyor ve bu arttırmanın adını da kol böreği koyuyor. Bakalım yer misin, yemez misin? Açık arttırma ne stresmiş. Bir an önce bilgisayarı açmam lazım. Ah Gülbahar, ah! Benim gibi tırcı adama yaptırdığın şu cambazlığa bak be. Verdi, verdi. İki dakikam var mı ya? Acil değilse sonra konuşalım muhtar, işim var. Acil, çok acil. Verdi. Ya bu tekne çok yazık oluyor ya. Çok özlüyor sizi. Yapma ya. Siz özlemiyor musunuz onu? Verdi. Verdi, al bunu benim elimden. Çok pis adam bu. Bak bütün apartmanı böcek basacak maazallah. Ya o bütün apartmanı böcek değil, timsah bassa almam. Timsahlarla çarpışarak öderim, daha iyi muhtar. Hadi bana eyvallah. Ne pis bir adammış bu ya. Yazıklar olsun. Pampişaklı. Çarşı pazar fena karışmış. Bu ne be? Karnı yarık mı düşmüş buraya? Yemin ediyorum canlı bu. Karnı yarık kaçtı. Bana bak! Seni daha sonra yakalayacağım. Dua et, arazi biraz karışık. İşgalden kaçar gibi kaçtım Atmazer. Fotoğraflarını bile almadan. Nihat, sus, sus. Son saniye hala arttırıyor. Allah kahret, al sana 200. Kaça mal oldu bana bu elbise be? Ne elbisesi ya Ferdi abi? Sana ne Nihat, sana ne? Son 3 saniyede 25 euro geçti beni. Nihat, bunlar senin yüzünden. Ne? Öldün sen Nihat! Öldür sen Nihat! Geberteceğim seni Nihat! Ne yapıyorsun sen? Öldüreceğim seni Nihat! Yes! 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 İşte nasıl aldım elbiseyi ama gördün değil mi? Allah'ın henzosu. That's it. İşte bu kadar. Hasta la vista baby. Yes! Yes! Lay 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 lay! Elbisen 1800 euroya satıldı. Yanak kesmez, ilanından öpeceğim.
Oh be! Anne, satın alanın adresi düştü ekrana. Ay Allah'ım, kim bilir kimden nerelerde giyecek elbisemi? Çok uzak değil ya. Bizim burada. Hatta bu sokak. Ha? Bizim apartmanda olur. Ha? Anne karşı. Anne, Nermin teyze almış galiba elbiseyi. Yuh artık ama devenin nalı yani bu. Ay ne biçim koşuyorsun öyle kardeşinin yanında devenin nalı falan. Ama anne bu tesadüfü başka nasıl tarif edebilirim sence? Ay ne bileyim, Allah'ın sopası yok ya da ilahi adalet olarak tarif edebilirsin. Hiç deveye meveye gerek yok kızım. Anne, ben vereyim mi Nermin teyzeye elbiseyi? Hayır çocuğum, hayır. Sen vermeyeceksin elbiseyi. Sen götürürsen sinirinden parçalayacağım hanım elbiseyi. Kurye çağırın. Aa, iki adım için. İzlemek istiyorum Gül. Elbiseye alışını. Onu giyip karşıma gelişini görmek. Ve bana gelirken ona öyle bir pis laf koymak istiyorum ki. Tamam anneciğim, tamam. Ben kuryeyi çağırayım. Emre gel, biz de elbiseyi paketleyelim. Hissetmedim. Allah'ım sinüslerimi koru. Gider muhtarlıkta yatarım daha iyi. Pis! İşte bu adres. Ama bu karşı daire. Yapma ya. Hadi hadi, sen paranı al, teslimatını yap, bahşişine bak. Hadi. Sabahın bu saatinde bu ne hız? Bravo. Fast and furious. Al bakayım bahşişini. Mersi. Aa. Niye güldü bu stupid şimdi? Günaydın anneciğim. Good morning John. Good morning Mahir. Sabah şerifleriniz hayrolsun becerenler. Good morning. Bu cevabı veren vizyonsuzun yeni elbisemi fark etmesini bekleyemeyeceğim. Derhal iltifatları alayım buyurun. Bayıldım anneciğim. Güzele ne yakışmaz. Bundan sonra sen bana iltifat etme Mahir. Benden de geç. Ben son iltifatının sonuna bunu yapıştır veririm, olur biter. Yavrum. Ya ne diyeyim şimdi? Yalan mı? Sen ne giysen yakışmaz mı Mahir hocam? Bak bir şey söyleyeceğim. Helal olsun. Kim diktiyse sanki bilmiş de dikmiş üzerine. Shut up Mahir, shut up. Belli ki sen daha ayılamamışsın. Git elini yüzünü yık. Hadi kahvaltı soğuyacak. Bak sen adeta dünyasın. Bu elbisede atlastan dikilmiş kuyruklu yıldızın. Zorlama Mahir. Go. Tarlamın burası be, böcek bastı burayı. Ah, Allah'ım, uyanmadım, kabus herhalde. Ah. Ah, ah. Sen de sitede oynayacak kadındım. Bir kabzımala kapıldım. Ne yapayım? Ay böcek! Ay böcek! Ay bir tane daha! Help! Help! Ah,
5, 6, 7, 8. Alarm! Aa, her yeri böcekler basmış. Alarm! Farkındayım, farkındayım. Bağırma. Acaba hayvanların nereden geldiğini de çok iyi biliyorum. Ne böceklerin adresini mi biliyorsun? Gidip dövecek misin? Nereye gidiyorsun? Bu böceklerin üremesine sebep olan o tekin denen mikrobu temizlemeye gidiyorum. Ay, nereden geliyor bu böcekler? Bu elbise... Bu elbisenin ne işi var senin üstünde? Ay, nereden bulduysan buldum. Sana ne şimdi? Ne önemi var? Nereden geliyor bu böcekler? Kürk mantolu Madonna. Sen benim nikimi nereden biliyorsun? Battal Gazi! Benim ya! Terbiyesiz adam! Açık artırma boyunca sen ne biçim küfürler ettin bana? Sen hayatın boyunca küfür duymamışsın be! Asıl sen ne hakaretler ettin bana? Lan ne olduysa oldu. Üzülme. Zaten bu elbise sana yakışmazdı. Benim bu elbiseyle ne işim olur be? Karım dikmiş, ben de ona jest olsun diye almaya çalıştım. What dedin sen? Ya? Ay ay ay, pek yakışmış. Güle güle kullanın Nermin Hanımcığım. Bundan sonra hep benden giyinin. Kendisini ne güzel giydirdin değil mi Ferdi? Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Oh ne güzel giydin. Her zaman giydin. Her zaman giydin. Madonna. Bana bak, doğru konuş benim kanıma. Ya Mahir, sakin ol. Sen bir sus be. Showtime Mahir, göster kendini. Sen hiç merak etme Mahir. Puh, kapattım adamın suratına. Özür dilerim. Terliğimi bulamadı. Bozmadı ama. Böyle. Sen boyunun ölçüsünü Nişantaşı'nda alacaksın Rozbahar. Açamadım.